Aksaray'ımıza bu dönüşüm projesi elbette bir algı değişimi, paradigma değişimi açısından önem arz ediyordu. Çünkü ilk yapılan çalışma, Aksaray'ımızda 20 yıldır ilk kez biz Aksaray'da bir kentsel, bu bölgede, bu büyüklükte, bu ölçekte bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık ve nihayete erdiriyoruz. Bu açıdan bundan sonraki yapılacak çalışmalar açısından da bir sinerji oluşturma, vatandaşımıza, bireylerimize, yerleşiklerimize, hemşerilerimize, idarecilerimize bir motivasyon oluşturma adına da büyük önem arz ediyor. İnşallah çalışmalarımız da bundan sonra bu yönde, bu minvalde olacak. Bu şehrin vadisi olarak yürekten ifade etmek isterim ki, Türkiye yüzyılına yaraşır bir şehir olma yolunda ilk defa devreye konulan bu kentsel dönüşüm projesi tüm Aksaraylılara apayrı bir heyecan kazandırdı. Zatenizin bu konudaki kıymetli destekleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir Sayın Bakanım. Burada temelli atacağımız iş gerçekten kolay bir iş değil. 576 bağımsız birim diye hatırlıyorum. Hem iş yerleri, hem konutlar, hem ofisler olarak. Devasa bir iş. TOKİ'miz ihaleyi yapmış. Gelecek sene ortalarında bitmesi öngörülüyor. Tahmin ediyorum ki 2 milyar liraya yakın bir bedeli herhalde bizler bakanlıktan ödeyeceğiz. İnşallah müteahhitimiz de söz verdiği süre içerisinde çok kısa bir zamanda bu inşaatlarımızı bitirir. Bittiği zaman da Aksaray'ın çevresi biraz daha değişmiş olur. Güzel bir örneklik teşkil eder. Sonra da yavaş yavaş etrafa doğru yaygınlaşarak her tarafta bu güzel işler yapılır. Ya Allah, bismillah diyor. Aksaray kentsel dönüşüm projesi süper bir şey. Buradaki binalar hep çürüktü. Allah razı olsun Evren Dinçer'den. Kendi evim de var burada. Çok mutluyum. Allah razı olsun Evren Başkanımızdan. Süper. Şimdiden yani heyecanlıyız, hevesliyiz. Dört gözle bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız balasız içine gireriz. 50 yıldır, 55 yıldır diyelim. Pek çok belediye başkanları gördüm. Çalıştılar Aksaray için. Herkes bir şeyler yaptı ama Evren Başkan kadar mütevazı, işini çok iyi yapan, ben böyle bir insan, böyle bir belediye başkanı görmedim. Gerçekten kendisinin çalışmalarından dolayı kutlarım.